Geride bıraktığımız bültenlerde de aslında CNN Türk ekranlarında sizlere aktarmıştık. Trabzon'da bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapılmıştı. Peki son durum ne? Hemen olay yerine gideceğiz. Demirören Haber Ajansı'ndan arkadaşımız Aleyna Keskin bizleri o noktada bekliyor. Havalimanı önünde aktaracak detayları söz sana bırakıyorum Aleyna. Evet, bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Kuvvet Trabzon seferini yapan bir yolcu uçağı olduğu belirtilmişti ve havada olduğu sırada içerisinde bomba olduğu yönünde yine ihbar yapılmıştı. Bunun üzerine uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Yolcular hemen içerisinden tahliye edildiler. Yine havalimanında da geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha ekipleri uçağın içerisine girmişlerdi. Bu uçağın içerisinde aramalarını yapmışlardı. Bunun hemen ardından da bomba belirleme köpekleri de yine uçağın içerisine girmiş ve arama çalışmalarını yapmışlardı. Tabii yolcular tahliye edilmişti ve bagajlarda arama çalışmaları uzunca bir süre devam ettiğini belirtelim. 51 yolcu ve 6 mürettebat olduğunu belirtmişti Trabzon Valisi içerisinde. Asılsız ihbar olduğunu yine söyledi. Bunun yanı sıra kuvvetten bomba ihbarı yapıldığını söyledi. Trabzon'a özel olan bir durum olmadığından bahsetti. Kuvvetten gelen bütün uçaklarda aynı işlemlerin yapıldığını kendisi bizlere ifade etti. Tabii valizlerin arama işlemleri bitti. Şu anda arkamda bulunan noktada güvenli nokta belirlenmişti ve uçak buraya çekilmişti. Arama çalışmaları burada devam etmişti. Trabzon'a gelen tarifeli bir uçak olduğu belirtilmişti. Bu güvenli alandan o uçak arama çalışmalarının ardından piste tekrar çekildi. Tarifeli uçak olduğu için kuvvetten gelen yolcular Trabzon'da kaldılar. Zaten Trabzon'a gelmişlerdi. Şimdi uçak buradan tekrar yolcularını alıp havalanacağını ifade edelim. Tabii Trabzon Valisi İsmail Usoğlu uçakla ilgili olayın ardından hemen açıklamalarda bulundu. Trabzon Havalimanı'nda uçuşların devam ettiğini yine belirtti. Şimdi Trabzon Valisi İsmail Usoğlu'nun kendisinden açıklamaları dinleyelim. Kuveyt Hava Yolları Genel Merkezi'ne yapılan bir ihbarda bir uçağa bomba konulduğuna dair bir ihbar yapılıyor. Bunun üzerine tabii uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan Kuveyt Hava Yolları'na ait tüm uçaklara bunlar bildirilerek bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de bizde de uygun yerlere bunların inişleri sağlanıyor. Bizde de Kuveyt'ten havalanarak işte Trabzon Havalimanı'mıza gelmekte olan CZR-314 sefer sayılı Kuveyt Hava Yolları'na ait uçağımız 11-18 civarı havalimanına inişi yaptı. Hemen bizim yer güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı aramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebatımız vardı. Bunlarımız, bu yolcu ve mürettebatlarımızın da tahliyeleri gerçekleştirildi. Havalimanımızda uçuşun durdurulmasıyla alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an havalimanımız uçuşlara açıktır. Onu da özellikle ifade edeyim. Geçtiğimiz bültenlerde de aktarmıştık. Trabzon'dan ürkütücü bir haber geldi. Aslında bomba ihbarı yapıldı. Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan yolcu uçağı ile ilişkili olarak Vali İsmail Ustaoğlu da açıklama yaptı. Valinin sözlerini de ekranlarınıza getirdik. Uçuşlar şu an itibariyle normale döndüğünü belirtti. Vali Ustaoğlu, ihbarın Kuveyt Genel Merkezi'ne yapıldığını söyleyen vali, havalimanının uçuşlara devam ettiği bilgisini şu anda hayat havalimanında, Trabzon'da normal seyrinde devam ediyor denildi. Bu önemli bir bilgi. Geçtiğimiz saat diliminde de aktarmıştık aslında. Trabzon'dan bomba ihbarı haberi geldi yolcu uçağıyla ilişkili olarak.